Evet, devam ediyoruz değerli konuklarımla. Şimdi çoklu baro düzenlemesini biz burada konuşurken bir kameralarımızı bir Ankara'ya çevirelim. Mecliste genel kurulda çoklu baro ile ilgili üzerinde konuşmalar şu anda devam ediyor. Ersan Şen hocamın da söylediği gibi öyle düşünüyor Ersan Hoca. %99,99 çıkacak diyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin nasıl bir karar vereceği sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürmekten bahsediyor. Dolayısıyla bir iki gün içerisinde bu kararın çıkması tahmin ediliyor. Cem Bey, sizle Evet. devam edelim. Birazdan Kenan Bey'e söz veririm ama. Şimdi barolar zaten ideolojik bölünmüş durumda mı? Yoksa çoklu baro bu riski ortaya mı çıkartacak? Hangisi? Şimdi bir kere ben şunu söyleyeyim. Yani demokrasilerde, yani şurada yanlış bir bakış açısı var. Yani bunlar Allah'ın kelamı değil. Bu dernekler de öyle değil. Bu dernekler bölünür, parçalanamaz. Böyle bir şey yok. Bir kere ya şu çok yanlış bir şey. Ama dernek değil. Ha? Hayır hayır. Baro, yani barolar, genel olarak, baroları söylüyorum. Şimdi milletin seçtiği bir iktidar var. Yani ve halk buna hesap soruyor. 5 yılın sonunda işte bugün bu Tayyip Erdoğan, AK Parti, MHP hükümeti ne yapıyor, ne ediyor diye millet 5 yıl sonra bu hükümeti yaptıklarından dolayı yargılayacak ya da şey yapacak. Şimdi bunlar milletin seçtiği insanlar, barolarla diğer meselelerle de ilgili olarak da kalkıp bir düzenleme yapabilir. Bunun içeriği yanlıştır denilebilir, doğrudur denilebilir ama yaptığı hukuki değildir, doğru değildir, ya yapabilir. Mesela hükümet beğeniriz beğenmeyiz, yani herhangi bir, mesela doktorların çalışma saatini değiştirebilir. Hükümet okulların açılış kapanış saatini değiştirebilir. Bunlar idari kararlardır. Bunlar hükümette, çünkü yöneten onlar. Baro düzenlemesi de öyle bir şey mi? İdari bence karar. Öyle. Baro da öyle. Bakın şimdi mesela futbol kulüpleri şimdi belli şeylerde seçilme falan nedir? Değişiklik istiyorlar belli konularda. Hükümet yapıyor. Ya da diğer alanlarda da. Ama Türkiye'deki bence temel sorun barolarla ilgili bu olur olmaz. Şu bence şimdi bu olacak. Dediğiniz gibi şimdi zaten az önce sizin verdiğiniz rakamlarda %70 Kemalist, Atatürkçü, Sosyal Demokrat, %72. Buna %8'le liberalleri ekleyelim. Onlar da o tarafa yakındır. 80. Milliyetçi, biraz milliyetçi ya da muhafazakar dediğiniz kesim %8,2'ye geliyor. Hepsinin oranı bu. Evet. Şimdi eğer böyle, şundan niye yani endişe ediliyor? Dindar, milliyetçi, muhafazakar 8-9, milliyetçi 5. Ben Cem Bey'e bir soru sorabilirim. Sonra, bir bitireyim hocam da şeye, sonra sorun. %20'lerde falan, %20-25'lerde. Ben şimdi şuna şeyim. Şimdi eğer Ersan Bey'in dediği gibi ise ya da işte Kayseri Baro Başkanı'nın dediği gibi ise, Durakoğlu'nun dediği gibi ise, Ankara Baro Başkanı dediği gibi ise, bu çoklu baroda gene çoğunluk, mesela İstanbul diyelim ki bir nolu baro örnek. Gene orada işte bu 49 bin avukatın gene 40 bini 42 bini böyle olacak. Diğer baro öyle olacak. Yani işte 8 bin 9 bin. Ankara'da da diyelim ki 25 bin avukat varsa 22 bini böyle olacak. 3 bin tanesi gene milliyetçi muhafazakar olacak. Dolayısıyla temsilde adalet konusunda eğer ideolojik olarak böyleyse avukatlar, gene onlar çoğunluğu ele alacaklar. Bunda bir şey yok. Ha, ben şöyle bir itirazım vardı. Daha önce bu programda yine söylemiştim. Ya dedim ki mesela Kayseri, mesela Trabzon, Erzurum, ya burada AK Parti, MHP %90, bu illerde %80-90 oranında oy alıyor. Bakın iki partinin toplamı, ki AK Parti bazı illerde 60-65-70 oranı. Baroların sözcüsü de Kayseri Barosu. Evet, evet, hayır hayır. Ama bu barolar belli konularda görüş ve ideolojik olarak hükümetle, yani AK Parti hükümetiyle taban tabana zıtlar. Bunda bir itirazım yok. Böyle olabilir. Oradaki milliyetçi muhafazakar gidip oy versin. Ya da çoğunluk olarak demek ki görüş, Kayseri farklı. O, oradan yana. Hayır hayır. Ama şey değil. Belli konular. Ama benim şuna itirazım var. Şimdi bu değiştirilebilir. Gene çoğunluk o tarafta olabilir. Bir tane baro, İstanbul'da bir, bilemediniz iki baro kurulacaktır. Ya da Anadolu'daki belli sayılar gene kaldığı gibi devam edecektir. Ama benim şuna itirazım var. Mesela Ersan Bey'in de buna da itiraz etmesini beklerim. Bir soru var size Ersan Hoca'nın ama. Şimdi ben Özdemir Özok, Allah rahmet eylesin, öldü. Eski Barolar Birliği Başkanı'ydı. Ben mesela İmam Hatipli bir başbakan görmek istemiyorum dedi. Şimdi ben de böyle bir baro başkanı istemiyorum. Yani bu ülkenin, bu milletin seçtiği Tayyip Erdoğan için ben onu orada görmek istemiyorum, İmam Hatipli diyen bir baro başkanı benim hoşuma gitmiyor. Ya da Metin Feyzoğlu bu hükümetle birçok konuda geçmişte ters düştü. Van depremi filan. Neyse. Ama şimdi mesela belli 15 Temmuz'dan sonra belirli milli konularda bu hükümetle yan yana geldi. Ve şu an çok sert bir şekilde eleştiriliyor. Eğer Metin Feyzoğlu fikir değiştirmese, hükümetle belli konularda bir araya gelmese eleştirilmeyecekti. Devam ediyor. Devam edeyim. Mesela Sayın Metin Feyzoğlu söyledi. Yani İstanbul Baro Başkanı Durakoğlu
bir tane terörist için şarkı söyleyen için ona mesela sadece şarkı söylüyor dedi. Açlık grevi yapan grup yorum öncesi bir sanatçı için. Hı hı. Halbuki o bir teröriste ağıt yakıyordu. Durakoğlu bunu söyledi. Geçen hafta biz onu Berhan Bey'le de tartıştık. Sonra ben baktım. Hakikaten Metin Feyzoğlu Durakoğlu'nu çok sert bir şekilde bu konuda eleştiriyor. Ben yani bir teröriste ağıt yakan baro başkanı istemem. Anladım. Ben bir tane yani milliyetçi muhafazakar olmak zorunda değil. Ayrıca demin Mücahit söyledi. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı nedir? Din hakkında konuşacak değil mi? Fetva makamıdır. Dinin usulleri hakkında konuşacak. O karar alır. Yani bu onun yetkisinde. Diyanet İşleri Başkanlığı. Çıkıyor çağlar öncesi bilmem nedir diyerek Peygamberimiz döneminden bugüne kadar gelen şeye ve bütün insanların inancını da yok sayarak yorum üstüyor. Ben de böyle bir baro başkanı istemiyorum. Ayrıca ya şimdi bu ülkede PKK, FETÖ yıllardan beri bunlarla uğraşıyoruz. İşte ordu Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonlarını yapıyor. Ya hükümetin deprem politikasını, ekonomi politikasını eleştiren baro, ordunun bu milli çıkışları veya operasyon hakkında bir yorum yapmıyor. Her gün ordumuz PKK ile mücadele ediyor. 15 Temmuz'dan beri FETÖ ile mücadele ediyor, öncesi sonrası. Mesela bunlarda ya FETÖ ile mücadele edilsin böyle bir şey demiyor. Ama diyelim ki bir KYK'lı bir şey oluyor, tamam onu desin. Da orada hemen hükümetin bir hatasını yakalıyor ucundan veya yani hata derken kendine göre sonra kalkıp bunu gündeme getiriyor. Ben bu baroların Türkiye'nin genel akışını yansıttığı konusu değilim. Fikir ayrılığı olabilir, karşı olabilir. Yarın bir gün iktidara onlara da uygun biri gelirse onlar da bu sistemi değiştirmek hakkıdır. Millet oy verdiği takdirde ona benim bir itirazım yok. Ama ben Türkiye'de hemen herkesin yani daha doğrusu çoğunluğun yani bugün AK Parti MHP olduğu için peki, söylüyorum. Peki bu düzenleme bunun önüne geçecek mi? Mesela yine birinci baro, ama ben ikinci şöyle bir baro, şey duyacağım. Baro. Mesela o yine İstanbul'da birinci baro yine atıyorum. Birinci baro gene bunu söyleyecek ama ben ikinci baro Fırat Kalkanı'ndan dolayı ordumuzun yanındayız, hükümetin yanındayız diyecektir. FETÖ konusunda onun yanındayız diyecektir. Şimdi ben mesela din konusunda kalkıp çağlar öncesi de benim inancımla niye dalga geçiyorsun sen? Yani ona mı düştü veya baro, bir teröriste... Barolar ülkenin bu genel bu şeyini siyasi tartışmalarını yansıtan bir durumda bakın, olmak bu zorunda mı? Evet zorunda. Bakın niye genel... zorunda? O zaman deprem hakkında da konuşmasın. Ülkenin genel yapısı. Ekonomi hakkında konuşuyor. Deprem hakkında konuşuyor. Savaş hakkında bilmem nedir konuşuyor. Her şey hakkında konuşuyor. Ama iş milli konulara gelince ben baroların diğer STK'larında yani Mimarlar Odası'nın da Tabipler Odası'nın da bir şeyini duymuyorum. Bakın gelmeden şunu da bitireyim. Bitirmeyin de Ersan Hoca bir soru soracak. Size belki onlara şunu söyleyeyim ama edersiniz. Unutmayayım. Berhan bu programa geleceğim. Gelmeden şimdi bugün mesela gündüz şeylerde geldim. Barolar ne diyeyim geriye dönük hakikaten baktım. Mesela o olur ya kaçırmış olabilirim. Yani az önce saydığım konularla alakalı hiçbir şey söylememiş. Az önce diyorsunuz ya, yetkisi var mı diye. Barış Pınar Harekatı konusunda belli konularda ekonomi konusunda deprem konusunda konuşmuşlar. Ama bir baktım avukatlar hakkında. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin yapısı hakkında. Mesela Yargıtay'ın yapısı hakkında. Mesela bu davaların nasıl görüldüğüyle alakalı. Avukatların problemiyle alakalı. Ben baroların bir şey yaptığını görüyorum. Ha efendim biz yaptık sitemize duyuracaksın. Yani ben bir gazeteci daha olarak bunu göremiyorsam duyamıyorum. Daha sesli söyleyecek. Anladım. Bunu.